Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli, partisinin Kastamonu ve Çankırı'da düzenlediği mitingde HDP üstünden Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na sert çıktı. İç işgal cephesi Kılıçdaroğlu'yla emel ve eylem içerisindedir dedi ve bir eleştirisi daha vardı. O da mezhep kışkırtmacılığından nemalanmanın hevesine kapılmıştır Kılıçdaroğlu diyerek sert tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu bu alçak göreve taliptir, etnik ve mezhep kışkırtıcılığına soyunmuştur. Oldukça tepkiliydi, sert konuştu. Terörist Demirtaş'ı ve Sarosçu Kavala'yı serbest bırakacağını küstahça açıklamıştır. PKK ile müzakere ve müteakere Kılıçdaroğlu'nun gündemindedir. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Kastamonu'daydı. Açık hava toplantıları çerçevesinde vatandaşlara seslendi, 14 Mayıs'ı işaret etti. Sizler vereceğiniz oylarla Türk ve Türkiye yüzyılının sayfalarını açacaksınız. Sizler vereceğiniz her oyla istikrar ve istiklalimizi parlak bir istikbale taşıyacaksınız. Bahçeli, HDP üzerinden Cumhurbaşkanı adayı ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na yüklendi. PKK, Kılıçdaroğlu'nun destekçisidir dedi. Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu bayraksızların umududur. Bu zat Türkiye'yi içeriden teslim almak için görevlendirilen yabancı komiseridir. PKK Kılıçdaroğlu'nun destekçisidir. FETÖ Kılıçdaroğlu'nun can beraberidir. Millet İttifakı'nı da eleştirdi Bahçeli. Masadaki yaşanan krize değindi. 7 artı 2 formatlı masa kumar masasıdır dedi. 7 artı 2 formatı masaya kumar masasıdır. Bunu bizzat İYİ Parti'nin başkanı itiraf etmiştir. Sonra dönüp masadan strateji gereği kalktıklarını söylemişlerdir. Neymiş? Kazanamayacak adaylarını kazandırmak için bir oyun oynamışlar. Bunlar kumpasçı, bunlar düzenci, bunlar dümenci, bunlar dubaracı, bunlar güvensizdir. Ve bu zillet ittifakına Türkiye emanet edilemeyecektir. Bahçeli sonrasında Çankırı'ya geçti. Kılıçdaroğlu PKK'nın onayından geçmiştir dedi, terör vurgusu yaptı. Dimyat'a pirince giderken evdeki bulgurdan da olacaklardır. Cumhur'a baş olmak Kılıçdaroğlu'nun harcı asla değildir. Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adaylığı PKK'nın onayından geçmiştir. 15 Temmuz hain ve haşhaşi darbe teşebbüsünün revanşını almak isteyenler Kılıçdaroğlu'nun arkasında kuyruğa girmişlerdir. MHP liderinin gündeminde Kılıçdaroğlu'nun Alevilik çıkışı da vardı. Bahçeli, bizim için Sünni neyse Alevi de odur diyerek tepki gösterdi. Bugüne kadar Türkiye'de hiç kimsenin etnik kökenine bakılmadı. Kılıçdaroğlu'nun iddiası tepeden tırnağa iftiradır. Aynı zamanda halkı kin ve düşmanlığa sevk etmektedir ve ağır bir suçtur. Kılıçdaroğlu iyice su kaynatmış, iyice kayış koparmış olacak ki etnik ve mezhep kışkırtıcılığından nemalanmanın hevesine kapılmıştır. CHP zihniyeti korkak, aciz ve çaresizdir. Bizim nezdimizde Sünni neyse Alevi odur. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerli milli otomobilin TOGG'un batarya üretim kampüsü temel atma töreni için Bursa'daydı. Vatandaşa seslendi Bursa ziyaretinde. TOGG'un Anadolu kırmızı rengi de ona eşlik etti bir yandan. Törende önemli açıklamalar yaptı Cumhurbaşkanı. 2025 yılından itibaren TOGG'u tüm dünyaya ihraç edeceğiz dedi. Anadolu kırmızısı rengiyle geldi. Vatandaşlar otomobili karanfil yağmuruna tuttu. İlgi yoğundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerli ve milli otomobil TOGG'un batarya üretim kampüsü temel atma töreni için Bursa'daydı. Önce Gemlik 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda vatandaşlara seslendi. Ardından batarya fabrikasının temel atma törenine katıldı. TOGG,
hikayesi ve özellikleriyle asla sıradan bir araç değildir. Törende konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan muhalefeti TOG üzerinden eleştirdi. Muhalefetin fabrikası yok dediği TOG'un Gemlik'teki tesislerinde her 3 dakikada bir araç üretiliyor. TOG'un üretimiyle ilgili dikkat çeken açıklamalar yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2025 yılından itibaren TOG'un ihracına da başlayacaklarını söyledi. Bu sene 28 bin adet, 2030 senesine kadar da toplam 1 milyon adet TOG'u sahipleriyle buluşturmayı hedefliyoruz. İnşallah 2025 yılından itibaren TOG'u ihraç edip tüm dünyaya satacağız. Erdoğan, TOG'la ilgili kredi müjdesini Manisa'daki konuşmasında verdi. Kamu bankalarımız TOG için araç bedelinin %50'si tutarında 36 ay 0,99 oran ile kredi kullandıracaklar. Yani 1 puan. Ziraat Bankası böyle bir destek verip 36 ay vade ile bu krediyi kullandıracak ve TOG satışlarını bu şekilde yapacaklar. Nasıl?